Merhaba sevgili arkadaşlar. Artık Osmanlı tarihine geçiyoruz. 600 yıllık ulu bir çınar olan, Avrupa'yı titreten, gittiği yere adaleti, eşitliği götüren Osmanlı Devleti'ne artık başlıyoruz. Direkt Osman Gazi'ye geçmeyeceğiz, öncesine bakacağız. Öncesinde neye bakacağız arkadaşlar? Osmanlı kurulduğu süreçteki coğrafi duruma, daha doğrusu yakın coğrafyalardaki siyasi duruma. Anadolu, yıkılmak üzere Anadolu Selçuklusu, İkinci Beylikler, Trabzon Rum İmparatorluğu ve Bizans var. Anadolu'da siyasi birlik yok. Balkanlar, Sırp Bulgar Prenslikleri, Arnavutluk Beyliği, Bizans toprağı var. Avrupa'ya baktık. İngiltere ile Fransa yüzyıl savaşları içerisinde. Ki yakın coğrafyalardaki bu durum Osmanlı'nın yine kısa sürede büyümesine yol açan en önemli sebepler arasında yer alır. Mısır'da Memlükler, İran'da İlhanlılar, Karadeniz'in kuzeyinde Altın Ordu devleti vardır. Denizlere baktığımızda Akdeniz'de daha çok Venedik, Karadeniz'de Ceneviz özellikle ticari alanda etkilidir. Bir de Osmanlı'nın kısa sürede büyüme sebepleri. Az önce söylediğim gibi hem Anadolu hem Balkanlarda siyasi birliğin olmaması. Avrupa'da İngiltere ve Fransa arasında sürmekte olan yüzyıl savaşları ister istemez bir boşluk yaratmıştır. Osmanlı yöneticileri de zekice bu boşluğu değerlendirmiştir. Zayıf Bizans'a komşu olması, Bizans'a yönelik yapmış olduğu faaliyetlerde diğer Türk beyliklerinde Osmanlı'ya askeri ve ekonomik desteğinin olması, bununla birlikte düzenli bir ordusunun, merkezi otoritesinin güçlü olması yine kısa sürede büyüme sebepleridir ki her kaynak kitapta siz de bunları aşağı yukarı görmüşsünüzdür. Bir hatırlatalım dedik. Osman Gazi dediğimizde Fahruddin unvanına sahiptir. Bizans'ın tekfurları yani valileriyle mücadele ederek İnegöl, Bilecik, Yarhisar, Karacahisar, Yurthisar'ı fethetmiştir. Yani Osman Gazi o ilk dönemlerden itibaren Bizans'a yönelmiştir. Bizans zayıftır, taht kavgaları çıkmaktadır, halk Bizans yönetiminden hoşnut değildir, Hristiyandır. Neticede Osmanlı'da o cihat dediğimiz İslam'ı yayma uğruna savaş mantığı da olduğu için ne yapmıştır? Bizans'a yönelmiş ve başarılı olmuştur. Tabii ki bu gelişmeler üzerine Bizans ne güzel yaptın, benim tekfurlarımla savaştın demeyecek. Kayunhisar dediğimiz 1302 tarihli yine Bizans tekfurlarıyla yapılan savaş karşımıza çıkar. Ki Osmanlı Devleti savaşı kazanmıştır. Önemi bilgi sorularında sıklıkla çıkar. Bizans ile yapılan ilk savaştır. Artı yine Osman Gazi döneminde İmralı Adası alınmıştır ki Osmanlı'nın fethettiği ilk ada olma özelliğine sahip. Tabii ki Osman Gazi'nin en büyük hedefi Bursa'yı alabilmekti. 1321'de oğlu Orhan Mudanya'yı fethetmiştir. Amaç Bursa'yı düşürmek. Çünkü Bursa çok önemli bir ticaret şehridir aynı zamanda. Yine bilgi sorularında çok çıkar. İlk para bakırdan mangır adıyla bu dönemde basılmıştır. Para bastırmak biliyorsunuz bağımsızlık alametiydi. İlk vergi olan pazar yeri vergisi olarak da söylenen bac vergisi bu dönemde alınmıştır. Bununla birlikte Osman Gazi hem kardeşlerine hem silah arkadaşlarına fetheden fethettiği yerin sahibidir demiştir ve o fethedilen yerleri dirilik olarak vermiştir. Ki bu arkadaşlar bizim Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra Alparslan'ın uyguladığı politikayla aynı olduğunu görüyoruz. ÖSYM 1-2 yıl önce bunu da ne yapmıştı sorularında sormuştu. Bu şekilde dirilik şeklinde dağıtılmıştır fethedilen topraklar. Bu da ne yapmıştır? Fetihleri hızlandırmıştır. Böyle bir yorum yapabiliriz. Ve aynı zamanda Osmanlı aşiretten beylik seviyesine yükselmiş. Tabii ki bu dönemde yine Osmanlı'nın kuruluşundaki etkin isim Şeyh Edebali olmuş. Ki Osman Gazi Şeyh Edebali'nin kızıyla da evlilik gerçekleştirmiştir. Şimdi Orhan Gazi dönemi olaylarını tek tek inceleyeceğiz. Unvanı Seyfettin Sultan bu unvanları kullanmıştır. Ki
babasının fethetmek istediği Bursa'yı 1326 tarihinde fethetmiş, başkent Bursa'ya taşınmıştır. Peki neden Bursa? Niçin Bursa'nın fethi bu kadar önemliydi? Herhalde Orhan Gazi'nin canı kestane şekeri yemek istediği için değil. Biliyorsunuz Bursa, Mudanya, Marmara Denizi'ne kıyısı olan bir bölgedir. Coğrafi konumu önemlidir ve Bursa'da ne vardır? Tarihi ipek böcekçiliği vardır. Yani bir ekonomi kentidir. Büyük bir kazanç olacaktır bunun fethi Osmanlı'ya ki ekonomik başkent olarak da adlandırılır. Bursa'nın fethi bunu vurgulamış olalım ki Bursa'nın fethinden sonra bu Bizans için de büyük bir kayıp olduğu için Maltepe ya da Palekkenon Savaşı yapılmış. Maltepe Savaşı'nda da Bizans yenilgiye uğratılmıştır. Bu fethin sonucunda ise bu savaşın sonucunda ise İznik ve İzmit fethedilmiştir ki arkadaşlar İznik başkent olacaktır. Ki İznik Bizans üzerine yapılacak olan seferler için bir anlamda askeri başkent olacaktır. Yani Bursa ile İznik aynı dönemde başkent olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda İznik kimin de başkentiydi? Anadolu Selçuklu Devleti'nin bilgi sorularında kimler başkent olarak kullanmıştır diye sorabilirler demiştik. Bunu da unutmayın. Bizans'ın Anadolu ile yapılan, Anadolu'da yapılan son savaşıdır Bizans'la. Neden? Anadolu'da yer mi kaldı? İnegöl, Bilecik gitti, Bursa gitti, İznik, İzmit gitti. Yani Kocaeli Yarımadası'nın fethi tamamlanmış oldu ki Bizans'ın merkez ordusuyla yapılan ilk savaştır. Koyunhisar o tekfurlarla yani valilerle yapılmıştı. Bu savaşta Bizans'ın merkezinden İstanbul'dan da gelen orduyla mücadele edilmiştir. Bir diğer önemli nokta Karesi Beyliği'nin fethi hatırlayın. Balıkesir, Çanakkale dolaylarındaki beylikti ki 1345'te iç karışıklıklar da yaşıyordu beylik. Ne yaptı? Orhan Gazi Beyliği fethetti. Şimdi burada klasik şeyler yazıyor. Ama biz biraz klasiğin dışına çıkalım. Bak, Osmanlı'nın kuruluşu kaç? 1299. Karesi'nin fethi kaç? 1345. Yani Osmanlı ilk 50 yıl beyliklerle hiç mücadele etmiyor. Hem Bizans'a doğru büyüyor, palazlanıyor. Neden? Hatırlayın Osmanlı'ya 40 çadırlık aşiret denir. Diğer beyliklerden de küçüktür. Eğer en başta beyliklerle mücadeleye girseydi ne olabilirdi? Yok olabilirdi. O ne yaptı? Akıllıca bir politika izleyerek ki Bizans'a komşu olmasından da faydalanarak önce Bizans'a doğru büyüdü, büyüdü, büyüdü. Sonra güçlenince beyliklerle baş edebilecek seviyeye gelince onlara yöneldi. Bunu da vurgulamış olalım ki Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolunda ilk adımdır. Ya hoca var işte Anadolu'da alınan yerler doğru ama söylediğim cümleye yazılana dikkat et. Anadolu Türk siyasi birliği bak Türk kelimesi İznik, İzmit evet Bursa evet ama oralar Türk değildi. Bizans toprağıydı. Onlara ne diyebilirsin? Anadolu siyasi birliği yolunda adımlar diyebilirsin. Ki Karesi Beyliği Osmanlı'dan da önce bakın Türk Karesi Beyliği var. Karesi topraklarında, Balıkesir, Çanakkale topraklarında buna dikkat edin. Sana ön cümle de yapıştırır. Bursa, İznik, ne bileyim Çanakkale ya da Karesi Beyliği topraklarından bir yeri yazar. Hangileri der Anadolu Türk Siyasi Birliği yolunda adımdır? Tabii ki Karesi toprakları, diğerleri dediğim gibi Türk değil, Bizans toprağı. Osmanlı donanmasının temeli atılmış oldu. Çünkü Karesi Beyliği'nin denize kıyısı olduğu için bu beyliğin elindeki donanma Osmanlı'ya geçti. Tam karşısı neresi? Rumeli. İşte bu donanma sayesinde de ne olacak? Rumeli'ye geçiş kolaylaşacak. Devam ediyoruz. Çimpe Kalesi, Bizans tat kavgaları yaşayan, iç karışıklık yaşayan, Balkanlarda isyanlar çıkan otoritesi zayıf bir devletti. Ne yaptı? Bizans Osmanlı'dan yardım istedi. Orhan Gazi'de oğlu Süleyman Paşa'yı gönderdi ki kendisi Gelibolu Fatih olarak da anılır.
Yardımlar karşılığında Bizans'ta Osmanlı'ya Çimpe Kalesi'ni hediye etti, ayvayı ağacıyla yedi. Neden? Çünkü Osmanlı Çimpe Kalesi'ni aldıktan sonra burayı askeri üs olarak kullanacak, Rumeli fetihlerine buradan yönlenecek arkadaşlar ki Osmanlı'nın Rumeli'den, Rumeli hangi kıtada bir toprak parçası? Avrupa'dan aldığı ilk topraktır. Bilgi sorularında Rumeli demez, Avrupa diye verir, şaşırmayın. Çimpe Kalesi oluyor. Tabii ki bakın, devlet daha da büyüdü. Osman Gazi dönemine göre Orhan Gazi dönemi 4 kat daha büyüktür. Osmanoğulları teşkilatlanma lazım. Divan-ı Hümayun kuruldu. Yorum yap. Neye önlenmiş? Merkezi otorite. Vezirlik makamı oluşturuldu. Merkezi otorite. Ki bilgi sorularında çıkabilir. İlk vezir Alaaddin Paşa. Kadılık ve subaşılık teşkilatları oluşturuldu. Adalete ve güvenliğe önem verilmiş. İlk düzenli ordu meşhur Yaya ve Müsellem Ordusu kuruldu. İlk medrese İznik'teki Süleyman Paşa Medresesidir arkadaşlar ki ilk hoca da Kayserili Davut, yani Davud'u Kayseri'dir. Demek ki ilk Osmanlı medresesi hangi ilde açılmış? İznik'te değil mi var? Nerede? Bursa'da açılmış. Çünkü İznik Bursa'ya bağlı biliyorsunuz. Buna da dikkat. İlk cami de yine İznik'te Hacı Özbek Camii adıyla yapıldı, oluşturuldu. İlk gümüş para akçe basıldı ki ilk para Osman Gazi döneminde bakın mangırdı. Gümüş ekonomi nasıl yorumlarsın? Daha da kuvvetlendi diye yorumlarsın. Sancak sistemi kuruldu ki sancağa çıkan ilk şehzade olarak da 1. Murat geçer. Sultan unvanını kullanan padişahtır ilk kez. İskan ve istimalet, özellikle Rumeli'de iskan, yeni fethedilen bölgeleri Türkleştirmek, oraya Türkmenleri yerleştirmek, istimalette iyi biliyorsunuz fethedilen yerlerdeki halkı yaşantısına, dinine karışmama, yani hoşgörü politikası istimalet olarak da karşımıza çıkar. Aman verme de denir buna. Ve tabii ki bu gelişmeler neyin kanıtı? Artık bir beylik değil, devlet teşkilatlanmasının kurulduğunun kanıtı, beylikten devlete geçilmiştir arkadaşlar. Ki dikkat edin, giderek konulardaki bilgi miktarı artıyor. Çünkü Osmanlı'nın faaliyetleri artıyor. Artı daha sistematik anlatmaya başladık. Nasıl? 1. Murat dönemini 1. Balkanlar, 2. Anadolu 3 teşkilatlanma olarak 3 alt birimde inceleyeceğiz. Balkanlarla başlıyoruz. Osmanlı Rumeli'ye geçti, Edirne üzerine yürüdü ki Bizans yine bu durumda sıkışık bir pozisyonda kalmıştı. Osmanlı'yı durdurabilmek amacıyla 1363 tarihinde Sazlıdere Savaşı gerçekleşti ki Osmanlı Savaşı kazandı. Bu savaş sonucunda Edirne, Filibe, Gümülcine toprakları fethedilmiştir arkadaşlar ki Edirne'nin fethi önemli. Neden? Bizans'ın Rumeli ile bağlantısı kesildi. Yani Bizans'ın gırtlağını bastı. Eğer karadan, Rumeli'den İstanbul'a, Bizans'a bir mal gidecekse Osmanlı'dan habersiz giremez. Osmanlı'dan habersiz hiçbir şey giremez ve çıkamaz. Bu açıdan önemlidir. Orhan Gazi döneminde hatırlayın, Maltepe Palekenon Savaşı vardı. Anadolu'da yapılan son savaştır demiştik. Sazlıdere Savaşı da Bizans ile Rumeli'de yapılan ilk savaştır. Ki Bizans baktı Osmanlı'yı tek başına durduramayacak. Paso tokadı yiyor, paso tokadı yiyor. Avrupa'dan yardım istedi Osmanlı'yı durdurabilmek için. Hatırla, hatırla bakalım. Yaklaşık 300-400 yıl önce Bizans bir kez daha yardım istemiş, Haçlı seferlerine yol açmıştı. Hangi savaştan sonra? Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra benzer bir durum Sazlıdere'den sonra da geçerli. Bizans yine Avrupa'dan yardım ister ve neticede ne olacaktır?
Haçlı ittifakları kurulacaktır. O ittifakların amacı Osmanlı'yı Balkanlar'da durdurup Balkanlar'dan atabilmek, ama Osmanlı onları tokatlamaya devam edecek. İşte Sırp Sındığı ya da 1. Meriç Savaşı dediğimiz Haçlılar ile Osmanlı'nın yaptığı ilk savaştır ki Sırp, Bulgar, Eflak gibi birlikler vardır o Haçlı ittifakının içerisinde. Osmanlı ne yapacaktır? Savaşı kazanacak ve bu savaş sonucunda Edirne başkent olacak. Dikkat! İşte Bilecik taraflarından bir başladık. Bursa, İznik, Edirne başkent ne oluyor? Sürekli batıya doğru kayıyor. Bu da seferlerin batı yönünde devam edeceğinin kanıtıdır. Sorulardaki kalıp bilgilerden biri de budur. Bunu da unutmayın. Bulgar Krallığı Osmanlı'ya vergiyi vermeyi kabul etti. Yani onun üstünlüğünü tanımış oldu. Birinci Murat yardır yardır git diyor. Bir diğer savaş Çirmen. Buna ikinci Meriç Savaşı da denir. İkinci Sırp Sındığı Savaşı da denir arkadaşlar. Burada da Haçlılar yenilgiye uğratılmış. Sırp Krallığı Osmanlı egemenliğini tanımıştır. Drama, Seres, Manastır, işte Niş, Sofya, yani Manastır dediğimizde işte Makedonya tarafları, Niş, Sofyalar dediğimizde Bulgaristan, Osmanlı ilerlemeye devam ediyor hız kesmeden. Yalnız şurada bir hız kesilme durumu var. Haçlıların ani bir baskın şeklinde düzenledikleri Plojnik bozgunu Osmanlıların Haçlılara karşı aldığı ilk yenilgidir arkadaşlar. E ne yapacaklar? Hadi yendik, geri mi dönelim diyecek Haçlılar. Hazır yenik yakalamışken bir kez daha üzerine yürüyecekler. Çok kısa bir süre sonra o meşhur 1. Kosova Savaşı gerçekleşecek. Ama Osmanlı Devleti ne yapacak? Bu savaşta Haçlıları bir kez daha yenilgiye uğratacak. Beylikler Osmanlı'ya bu savaşta yardım göndermiştir. İlk kez Haçlılar ki Sırp, Bulgar, Macar, Lek, Eflaklardan oluşuyor, yenildiler. Osmanlı ilk kez bu savaşta top kullanmıştır. Teknik üstünlük. Ortaçağ Avrupa'sını hatırla bakalım. Ortaçağ Avrupa'sında ilk top Yüzyıl Savaşları'ndaki Kresi Savaşı'nda kim? İngiltere tarafından kullanılmıştı. Karşılaştırma yaptık. Haçlılar ile yapılan ilk büyük meydan savaşıdır. 1. Kosova Savaşı. Sorularda böyle de gelebilir. Haçlılarla yapılan ilk savaş dedi mi ne diyeceksiniz? Sırp Sındığı diyeceksiniz. Dikkat et. Bu Haçlılar ile yapılan ilk büyük meydan savaşı, ama ben nasıl sordum? Haçlılarla yapılan ilk savaş diye sordum. O da ne olacak? Sırp Sındığı Savaşı olacak arkadaşlar. Bunlara da dikkat edin. 1. Murat şehit edilmiştir savaş alanında, biliyorsunuz ki savaş alanında ölen demiyorum. Şehit edilen tek padişahtır. Vefat eden dersek Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar Seferi'nde vefat etmişti ama şehit olma şeklinde değil. Belki hatırlıyorsunuzdur. Anadolu'ya bakıyoruz. Balkanlarda bir rüzgar gibi esen 1. Murat Anadolu'da da boş durmuyor. Germiyan oğullarından çeyiz yoluyla Kütahya Medya Tavşan'dı. Devam çevirsen. Hamit oğullarından para karşılığında Yalvaç Isparta. Ki sonrasında da Karaman oğullarıyla çatışma başlıyor. Allah Allah, ne alaka demeyin. Şimdi adam İç Ege'yi almış, Isparta'yı almış. Kim de burun buruna? Karaman oğullarıyla. Karaman oğulları kendini Selçuklu'nun mirasçısı görüyor. Savaş kaçınılmaz arkadaşlar. Ki şu yorumları da yapabilirsiniz. Germiyan oğulları çeyiz yolu, çeyiz veriyor. Yani akrabalık ilişkisi kuruyor Osmanlı'yla. Bakın. Hamit oğullarından para karşılığında toprak alabiliyorsa Osmanlı ekonomisi güçlü. Karaman oğulları muhabbeti, evet, ilk savaşlar 1. Murat döneminde başlar. 2. Bayezid dönemine kadar 6-7 padişah sürer. Ki 1. Murat döneminde Frenk yazısı savaşı yapılmıştır. Bu savaşa 1. Murat'ın oğlu Beyazıt da katılmıştır. Ve burada göstermiş olduğu enerji, mücadele nedeniyle Yıldırım ünvanını almıştır. Yıldırım Beyazıt'ın o meşhur ünvanını alma olayı da Frenk yazısı savaşına denk gelir. Devlet daha da büyüdü. Teşkilatlanma devam edecek.
Divan-ı Hümayun düzenlenmiştir arkadaşlar. Vezir sayısı 2'ye çıkarılmıştır. Sadrazamlık ki Çandarlık Kara Halil Hayrettin Paşa ilk sadrazam. Defterdarlık Maliye. Kazaskerlik Adalet işleri ne yaptı? Düzenlendi. Çok önemli bir kanun çıktı. Devlet hanedanın ortak malıydı. Bundan önce, İslamiyet'ten önce, Osmanlı'dan önceki Türk İslam devletlerinde dedi ki 1. Murat, devlet padişah ve oğullarının malıdır arkadaş. Yani hanedandaki tüm erkeklerden alıp padişah ve oğulları şeklinde düzenlendi. Hani sallıyorum 40 adaydan 4 adaya düşürdü. Taht kavgaları tamamen biter mi? Bitmez ama azalır. Ne kuvvetlenir? Merkezi otorite. Bu yorumları unutmayın. Acemi olanlar ocağı, Yeniçeri ocağı ve ilk kez top kullanıldı dedik. Topçu ocakları bu dönemde kurulmuştur. Ve pençik sistemi. Savaş esirlerinin çocuklarının alınıp asker olarak yetiştirildiği sistem sonradan devşirme sistemiyle denecek bu hani gayrimüslim çocukların asker olarak yetiştirildiği sisteme. Tımar sistemi kanunlaştırıldı. İlk kez geldi demiyoruz, kanunlaştırıldı. Tabi doğal olarak tımarlı sipahi ordusu da oluşturuldu. Sınırlar daha çok nerede genişledi? Batıda, Balkanlarda. Bu yüzden orada da otoriteyi sağlayabilmek amacıyla manastır merkezli Rumeli Beyler Beyliği kurulmuştur arkadaşlar. Balkanlar dediğimizde Yıldırım Bayezid dönemin en önemli olaylarından birisi 1396 tarihli Nibolu Savaşı'dır. Yine Haçlılarla yapılan bir savaştır. Bundan bir tık önce 1395'te İstanbul kuşatması gerçekleşmiştir. Bizans yardım istemiştir. O yardımın da tesiriyle yine Haçlılarla yapılan bir savaştır ve Osmanlı bu savaşı kazanmış. Nibolu Kalesi fethedilmiş. Bulgaristan tamamen Osmanlı'nın eline geçmiştir. Burada önemli olan Abbas Halifesi 1. Mütevekkili Yıldırım Bayezid'e verdiği ünvan. Sultanı İklimi Rum. Yani Anadolu'nun sultanı ünvanıdır ki Yıldırım Bayezid'in Türk İslam dünyasında itibarını arttırmış ve kimin de dikkatini çekmiş olabilir? Yine cihad hakimiyeti, Türk İslam dünyasının liderliğine oynayan kimin dikkatini çekmiş olabilir? Tabii ki Timur'un. Timur'un burada bir dikkatini çekme durumu söz konusu olabilir Yıldırım Bayezid. Söyleyemedik, Bayezid. Bununla birlikte ünvan olan başka hangi hükümdarlar vardı halifeden? Sultan ünvanını alan Gazneli Mahmud, Doğu'nun ve Batı'nın sultanı ünvanını alan Tuğrul Bey de yine bu ünvan alan hükümdarlar arasında en meşhur olanları. Osmanlı-Bizans ilişkileri Yıldırım Bayezid 4 kez kuşatmıştır. İşte 1391, 95'lerde, 97'lerde totalde 4 kuşatma gerçekleşmiş. Timur tehlikesinin baş göstermesi üzerine 1400'de bir antlaşma da imzalanmıştır. YGS tipi sorularda size bu antlaşmadan seçmece maddeler verilip bu neyi gösterir diye sorulabilir. Hani işte Türk garnizonu, İstanbul'da Türk mahallesi kurulacak, İstanbul'daki Müslümanların davalarına katı bakacak, ticari amaçlı İstanbul'a giriş ve çıkışlar serbest olacak. Yani Yıldırım ben onu bunu şunu istiyorum demiş, Bizans da kabul etmiş. Bu ne anlama gelir? Bizans Osmanlı üstünlüğünü kabul etmiştir. Bu şekilde bir cevap istenebilir sizden. Geçelim diğer tarafa. Anadolu faaliyetleri burada belki de duymadığınız iki tane önemli nokta var. Kırk Dilim Savaşları, Kadı Burhanettin Beyli hatırlayın 2. Beylikler döneminde bir Eratna vardı. Onun zayıflamasıyla Vezir Kadı Burhanettin kendi beyliğini kurdu. Kırk Dilim Savaşları da bu beylikle yapılmış ama Kadı Burhanettin kazanmıştır. Daha sonra bu beylik Akkoyunlulara karşı mağlubiyet alıp zayıflayınca Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Akçay Savaşı da Karamanoğulları ile yapılmış ve Karamanoğulları tamamen itaat altına alınmıştı ki burada bir yıldızlı notumuz var. Dulkadir ve Ramazanoğulları haricindeki diğer beylikler alınarak
Anadolu siyasi birliği, bak özellikle bunun altını çiziyorum, büyük ölçüde sağlanmıştır. Bazen arkadaşlar bunu yanlış anlıyor. Anadolu siyasi birliği sağlandı gibi zannediyorlar. Büyük ölçüde iki tane beylik alınmamış. Büyük ölçüde ilk kez Anadolu siyasi birliğini kim sağlamıştır derse aklınıza Yıldırım Bayezid gelsin. Sonra da ne var? Meşhur Ankara Savaşı. İşte iki hükümdarın cihan hakimiyeti, Türk-İslam dünyasının liderliği mücadelesi, Timur'un meşhur Çin seferine çıkacak olması ama ardından sürekli büyüyen, kendisine doğru büyüyen bir Osmanlı'nın olması ve bunu kendisi için tehdit olarak görmesi, bardağı taşıran son damlada Timur'un Sivas'ı yağmalamasıydı. İki ordu Ankara'nın Çubuk Ovası'nda karşı karşıya gelmişler ki Bayezid'e neden Yıldırım deniyor? Hatırlayın, Frank Yazısı Savaşı'nda kazanmıştı bu ünvanı. Çok hızlı hareket ediyor. İstanbul'u bile 4 kere kuşatmış. Çat orada, çat burada, çat kapı arkasında. Çok hızlı gelip düzen almış ama Timur düzen alamamıştır. Filleri vardır. Beklemiştir. Artı Osmanlı'nın yanındaki Kara Tatar Türklerinin Timur'un yanına geçmesi, Timur'un ordusunda fillerinin olması Yıldırım Bayezid'in yenilmesine yol açmış. Anadolu siyasi birliği bozulmuştur. Beylikler tekrar kurulmuştur. Yani bu ne demek? İkinci beyliklerin ikinci kez kurulması ama mesela Karese oğulları yok, ikinci kez kurulmuyor. Söylemiş olalım. İşte Karaman oğulları, Germiyan oğulları gibi beylikler tekrar kuruluyor. Artı beyliklerin kuruluşuyla ilgili savaşlar, birinci beyliklerin kurulmasını sağlayan Malazgirt, ikinci beyliklerin kurulmasını sağlayan Kösedağ, ikinci beyliklerin ikinci kez kurulmasını sağlayan da Ankara Savaşı'dır. Tabii ki Osmanlı 11 yıl sürecek taht kavgalarının yaşandığı, dağılma tehlikesi geçirdiği Fetret Devri'ne girmiştir. Bununla birlikte Osmanlı'nın batı ilerleyişi durmuştur. Bak, yuvarlak bir laf, aç bunu. Bu ne demek? Bizans baskıdan kurtuldu demek. Hatta ne denir? İstanbul'un fethi 50 yıl kadar gecikti denir. Balkanlardaki ilerleyiş de durmuştur. Ama şöyle bir bakıyorsunuz, bu süreçte ciddi bir Haçlı seferi yok Osmanlı'nın üzerine. Bu da ne olarak yorumlanıyor? Ya da Balkanlardaki topraklardaki halkın Osmanlı'ya karşı bir isyanı yok. Bu ne olarak yorumlanır? Osmanlı'nın o istimalet dediğimiz hoşgörü politikası bunda etkili olmuştur. Devam edelim. Ki bu savaş Orta Çağ'ın en büyük meydan savaşı olarak da kabul edilmektedir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Teşkilatlanmaya baktığımızda dikkat edin, 1. Murat'ın tersine Yıldırım daha çok Anadolu'da büyüdüğü için Kütahya merkezli Anadolu Beylerbeyliği'ni kurmuştur. 1. Murat babası neyi kurmuştu? Manastır merkezli Rumeli Beylerbeyliği'ni hatırlattık. Anadolu Hisarı güzelce Hisar yapılmıştır. Bursa Ulu Camii bu dönemde inşa edilmiştir. Hatta Nibolu Savaşı'nın sonucunda elde edilen ganimetlerle yapıldığı geçer. Sefer ve Cülus bahşişleri de bu dönemde ilk kez dağıtılmaya başlamıştır arkadaşlar. Biliyorsunuz Fetret Devri Ankara Savaşı'ndan sonra yaşanan 11 yıllık süreç, Osmanlı'nın dağılma tehlikesi yaşadığı Fasılayı Saltanat denilen dönemdir ki bu dönemde Yıldırım Bayezid'in oğulların arasındaki çekişmeyi görüyoruz. Ankara Savaşı'ndan sonra Süleyman Çelebi Edirne'de, Musa Çelebi Bursa'da, İsa Çelebi Balıkesir'de ve Mehmet Çelebi de Amasya'da yer alıyordu. Beşinci kardeşleri olarak geçen Mustafa Çelebi'yi ise Timur yanına alarak Semerkant'a götürmüştür ki Timur'un ölümünden sonra tekrar Anadolu'ya geri gelecek. Fetret Devri'ni Mehmet Çelebi Musa Çelebi'ye karşı kazandığı Çamurlu Savaşı'yla son vermiş ve bu da Fetret Devri'nin sona ermesi de Osmanlı Devleti'nin ikinci kuruluşu gibi kabul edilmektedir. Mehmet Çelebi de Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak geçmektedir. Benzer bir durum daha önceki tarihsel süreçte var mıydı?
ya da hangi döneme benzetebiliriz? Hazreti Muhammed'in vefatından sonra Hazreti Ebubekir döneminde hatırlayın, İslam devletinde de iç karışıklıklar çıkmış ve tekrar Hazreti Ebubekir düzeni sağlamıştı. O açıdan Hazreti Ebubekir dönemiyle de bir benzerlik kurabiliriz. Mehmet Çelebi'nin dönemine baktığımızda çok da uzun bir dönem olmadığını görüyoruz. Burada dikkatimizi çeken olaylardan birisi Osmanlı Devleti ilk deniz savaşını Venedik ile gerçekleştirmişti. Çalıbey komutasındaki Osmanlı donanmasıyla Venedik savaşmış ama Osmanlı yenilgi almıştır. Ha bunun YGS tarzında yorumsal olarak nasıl sorulabilir? Bu durum neyi gösterir? Osmanlı'nın yeterli deniz gücüne ulaşamadığını gösterir. Bununla birlikte Düzmece Mustafa isyanı çıkacaktır. İşte o beşinci kardeş olan Mustafa tahtı ele geçirmek için isyan edecektir. İşte bu Mustafa'nın aslında gerçek kardeşleri olmadığı, Bizans ajanı, casusu olduğu, yani düzmece olduğu duyurulmuştur. Ve isyanın adı bu şekilde geçmektedir. Düzmece Mustafa yenilgiye uğratılır, Bizans'a sığınır. Bununla birlikte yine dönemin bir diğer önemli noktası Şeyh Bedreddin isyanıdır ki bu isyan Osmanlı tarihinin ilk dini, sosyal, ekonomik nitelikteki isyanı olarak geçmektedir. Sorularda karşımıza çıkabilir. Hatta yardımcıları vardır meşhur Börklüce, Mustafa, Tornak, Kemal. İsyan bastırılmıştır arkadaşlar. Ama ilk olması noktasıyla yine bilgi sorularında karşımıza çıkabilir. Tabi bu dönemde Anadolu siyasi birliği sağlanmaya çalışılmıştır. Gördüğünüz gibi Sarvan, Aydın, Germiyan oğulları gibi beyliklerin üzerine yürülmüştür. Bunu yine YGS tipinde paragraf şeklinde verebilir ve der ki bu durum neyi gösterir? Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışmıştır şeklinde yorumlamamız gerekiyor. Osmanlı kuruluş döneminin son padişahına geldik. İkinci Murat, yine ikinci Murat döneminin önemli olaylarını anlatacağız. Yine belli kısımlara ayırdık. Anadolu'ya bakıyoruz. Yine Anadolu'da Aydın, Germiyan, Candar ve Menteş oğulları ile mücadele edildiği ve bu beyliklerin itaat altına alındığını görüyoruz. Ha, amaç çok belli. Anadolu siyasi birliğini, Anadolu Türk siyasi birliğini sağlayabilmek. Bu dönemde meşhur isyanlar vardır. Bir dönem öncesinde çıkmıştı Düzmece Mustafa isyanı. Bizans Düzmece Mustafa'yı tekrar serbest bırakınca tekrar bir isyan yaşanmış. Ama ikinci Murat bu sefer isyanı tamamen bastırarak Düzmece Mustafa'yı, yani amcası Mustafa'yı ortadan kaldırmıştır. İsyanı Bizans sebep olduğu için İstanbul kuşatılmış. Bunun üzerine Bizans bu sefer ikinci Murat'ın kardeşi olan Şehzade Mustafa'nın isyanına yol açmıştır. Yani bu dönemde bir amca Mustafa isyanı, bir de kardeş Mustafa isyanı vardır arkadaşlar. Tabii ki kuşatma kaldırılmış. Neticede Şehzade Mustafa'nın isyanı da bastırılmıştır. Ki bu iç karışıklıklar, iç çalkantılar, isyanlar var. İkinci Murat, büyük oğlu Alaaddin'i de hastalıktan kaybetmiştir. Balkanlara baktığımızda Osmanlı'nın Morova ve İzledi Derbendi'de yenilgi aldığını görüyoruz. Bu yenilgi üzerine de o meşhur Edirne-Segedin antlaşması imzalanacaktır Macarlar. Ki antlaşma 10 yıl geçerli olacak. Tuna Nehri sınır kabul edilecek. Sırp Krallığı kurulacak. Osmanlı'ya vergi verecek. Buraya baktığımızda Osmanlı'da bir güç kaybının olduğunu görüyoruz. Ki bu antlaşmanın en önemli noktalarından biri Osmanlı'nın size batıda diyebilir, Avrupa'da diyebilir, Macarlarla diyebilir yaptığı ilk antlaşmadır. Ve yine Osmanlı tarihinde meşhur antlaşma, meşhur antlaşmalardan biri olma sebebi de yine yürürlüğe girmeyen ilk antlaşma olması. Ay Stefanos gibi, Sevr Antlaşması gibi. Ki anlaşmanın maddelerine dikkat ederseniz 10 yıllık bir barış süreci var.
İkinci Murat tahtı oğlu, 12 yaşındaki oğlu ikinci Mehmet'e bırakıp Manisa'ya da çekilecektir. Yani oğlu için uygun bir barış ortamı hazırlamıştır. Fakat Haçlılar bakıyorlar, devletin başında çocuk denecek yaşta bir padişah var. Devlet adamlarında bir huzursuzluk vardır İkinci Mehmet'in padişahlığı konusunda. Bununla birlikte Yeniçeriler huzursuzdur. Haçlılar da fırsat bu fırsat deyip antlaşmaya uymazlar ve tekrar Osmanlı üzerine yürürler ki Varna Savaşı yapılır. Haçlılar yenilgiye uğratılır. Bu savaş sürecinde İkinci Mehmet'in babası İkinci Murat'a işte padişah sensen gel devletin başına geç. Yok padişah bensem emrediyorum gel orduların başına geç şeklinde bir mektubundan bahsedilir ki İkinci Murat orduların başına geçer, Varna'da Haçlıları gömer. Bununla birlikte bir isyan da görüyoruz İkinci Mehmet'in bu ilk tahttaki ilk sürecinde, Buçuktepe isyanı. Yeniçeriler ayarı düşük parayla maaş ödemesi yapıldığı için isyan etmişlerdir. Hatta maaşlarına yarım akçe zam yapılmıştır. Bu isyan İkinci Mehmet döneminde gerçekleşmiştir. Sonrasında tahta yine İkinci Murat geçmiştir. Osmanlı'da tahta iki kez çıkan padişahlar İkinci Murat, İkinci Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet ve Birinci Mustafa'dır. Ki Anadolu Selçuklusu'ndaki Birinci Gıyasettin Kaya Hüsrev'e de benzemektedirler. Haçlılar Varna'da yedikleri o sağlam Osmanlı tokadının intikamını almak için 4 yıl sonra tekrar Osmanlı üzerine gelirler. Bu savaşta da Balkanlar kesin Türk yurdu olmuştur. Yine döndük geriye, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 2. Kılıç Arslan zamanındaki Miryok-Kefalon Savaşı'nda da ne demiştik? Anadolu kesin Türk yurdu oldu demiştik. Bu noktada işte kesin Türk yurdu olması noktasında iki savaş birbirine benzemektedir. Yine çok önemli bir diğer düzenlemeyi de söyleyelim son olarak. Devşirme sistemi kanunlaştı. Yani gayrimüslim çocukların alınıp asker ve devlet adamı olarak yetiştirildiği devşirme sistemi kanunlaşmıştır. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Birinci Murat ve İkinci Murat'ın benzer noktaları vardır. Birinci Kosova, Birinci Murat, İkinci Kosova, İkinci Murat. Hatırlayın, Balkanlar'da ilk yenilgi Piloşnik'ti. Birinci Murat, bir diğer yenilgi İkinci Murat. Pençip sistemi dediğimiz bu savaşlardaki esirlerin çocuklarının işte Yeniçeri Ocağı'na alınması, pençik sistemi Birinci Murat, devşirme sistemi haliyle de İkinci Murat dönemidir. Böyle bir benzerlik vardır iki padişah arasında. Evet, böylece İkinci Murat dönemini ve kuruluş dönemi Osmanlısını bitirmiş olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere.